Arkadaşlar merhaba, ben işte Oğuzhan. Artık ikili ikili gidiyoruz demiştim. Bir taraftan Sayılan Edebiyat serisini başlattım, bir taraftan da 65 günde AYT Edebiyat Kampımız devam ediyor. Video ders notlarımız yanımızda, bomba gibi gidiyoruz. Ama gelelim Milli Edebiyat Cumhuriyet Dönemi'nin karma 30 yazar eserin yer aldığı bir videoya. Şimdi, 27-28 abi. Sizden beklediğim performans bu. 27-28-29-30 o civarlar yapabilmelisiniz, yapmalısınız. 20 aşağısı saygı duyulamaz. 20-25 civarı hadi neyse diyebiliriz ama sonrası olması gereken. Daha da düz hesap, net hesap. 25 üstü kabul edilebilir. Aşağısı kabul edilemez. Derece yaptırır bize hoca sınıf geçirir Keyifle izleriz ekran başında herkes Aboneler patlar like'lar yağmur olur gelir Bu yollar bizim sonuna kadar gideriz Hep beraber sorarız neyin peşindesin hoca Evet ilk 10 karşımızda 10'da 10 mu? Ya ilk 11 daha doğrusu karşımızda 11'de kaç yaparsınız? 11'de 10 %100 yapılmalı arkadaşlar. Yapılabilir diye düşünüyorum. 11'de 10 sizden beklentim. Şimdi Fatih Harbiye'nin herkes Peyami Safa'ya ait olduğunu bilir abi. Peyami Safa. Tamam bunu çok iyi biliyoruz. Burada hata yapamazsın. Yaprak dökümünde de Reşat Nuri Güntekin herkes bilir. Reşat Nuri Güntekin. Buraya kadar da yine her şey yolunda. Çok güzel gidiyoruz. Çok net gidiyoruz. Devam bakalım başka neler var. Sinekli Bakkal var. Doğu Batı çatışmasının en güçlü işlendiği. Böyle oldukça kalın da bir kitap. Aman dikkat Sinekli Bakkal. Halide Edip adı varın arkadaşlar. Bu da çok önemli bir isim. Çok önemli bir eser. Efruz Bey hatırlanmalı bence hatırlanır. Efruz Bey Ömer Seyfettin'in arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in eseri hemen böyle adım adım gidelim eyvallah. Şık, Hüseyin, Rahmi, Gürpınar. Buraya kadar da her şey yolunda. Saygı duyuyorum. Gayet net. Mis tertemiz. Ankara tabii ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Buraya kadar da her şey yolunda. Yakup Kadri Karaosmanoğlu eyvallah. Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin. Bence bunu da yaptınız. Bence bunu da yaptınız. Buna da saygı duyuyorum. Reşat Nuri Güntekin. Bakın bu yazar eserler çok önemli. Lütfen listeleri yazın arkadaşlar. Lütfen listeleri yazın. Üşenmeyin. Satır satır yazın. Sınavda göreceksiniz bunları inşallah. Sarı traktör Yapılabilir bence bu 11'de zor olan kurtlar sofrası açık açık söyleyeyim. Sarı Traktör Talip Apaydın arkadaşlar Talip Apaydın aman dikkat. Kurtlar sofrası Attila İlhan Oba Sözde kızlar yine bir peyami Safa eseri Huzursa Ahmet yazabilirsem Hamdi Tanpınar bence buraya kadar her şey yolundaydı takip. Kurtlar sofrasına kadar. Attila İlhan'ı bence bildiniz. 11'de 11 yapma ihtimaliniz yüksek ama en kötü 11'de 10 bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani bir yanlış yapma lüksünüz vardı. E o zaman hadi devam edelim hocam. 11 ile 20, 21, 22 kaptırıp gidelim. 12'den 20'ye kadar hadi gidelim. Kiralık konak Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na ait. Bunu biliyoruz. Fazlaca işlediğimiz, konuştuğumuz, konuşacağımız konulardan arkadaşlar. Saatleri eserlerden kiralık konakta biliyorsunuz kuşak çatışması var. Devam saatleri ayarlama enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Buraya kadar da her şey gayet yolunda. Kalpaklılar samim. Koca göz aman dikkat kalpaklılar samim koca göz affetmeyin lütfen saniyesinde cevabı yapıştırın lütfen. Esir şehrin insanları yani bu da bilinmeli bence. Kemal Tahir değil mi? Uyuyorsunuz. Hadi bir canlanın arkadaşlar. 3-5 dakika oldu Allah aşkına yapmayın ya. Yapmayın ya siz yapmayın ya. Burada çamaşırcının kızı ters köşe olabilir. Belki evet isyan ama olamaz ya. Evet isyan da olamaz. Burada da bence ters köşe yok. Net çamaşırcının kızı. Sadece orada zorluk yaşayabilirdik belki. Belki de yaşamadık. Orhan, Kemal eyvallah. Ateşten gömlek. Kemal ya o kemak nereden çıktı? Allah'ını seversen hocam şu Kemal'i bir düzgün yaz ya. Onu bari güzel yaz ya. Ateşten gömlek Halide Edip adı var arkadaşlar. Lütfen cepte kalsın. Küçük A tabii ki Tarık. Buğra buraya kadar da her şey yolunda. Sodom ve Gomorre dikkat. Yakup Kadri. Kara Osmanoğlu sorulma ihtimali yüksek bir eser. Evet isyansa İsmet Özel'in arkadaşlar. Buraya kadar da bence problemsizdi. Çabaşırcı'nın kızı dışında burada soru işareti olan hiçbir eser yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Hadi devam edelim. 21 ile 29 arasındayız. Burada var mı? Abi burada da yok ya. Bir tane var, var 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 var. Mahalle kahvesi. Yani yanlış yapıyorsanız bunu yanlış yapmalısınız. Ölmez otu biraz düşündürmeli ama onu da doğru yapmalıyız. Ölmeye yatmak adalet a oldu arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Adalet a oldu. Ölü erkek kuşlar. İnci Aral, Cemo, Kemal, Bilbaşar arkadaşlar amman dikkat karışmasın kafalar yanmasın. Yılkı Atı, Abbas, Sayar buraya kadar der şey yolunda. Ölmez Otu, Yaşar, Kemal çok çok önemli. Ekmek Kavgası, e Orhan Kemal canım o da. Bir Çift Öküz, Samim, Koca Göz amman dikkat. İnce Mehmet, Yaşar Kemal canım o kadar değil. Mahalle Kahvesi ise Said Faik, Abası Yanık oba çok iyiydi. Bir de yazabilirsem. Said Faik Abasyanık hocam. Mahalle kahvesi bende burada en tehlikeli eserlerden biri olarak yer alıyor. 29'dan sonra gelelim 30'a. 30. 30. Nereye kaptırdın gidiyorsun? 30 taneydi zaten. Bir tane kalmış. Tütün zamanı Necati Cumalı'nın eseri arkadaşlar. Süper. Şöyle bir göz atıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Başta dediğim gibi arkadaşlar. 3-4 tane. Yani 27-28'leri falan görebilmelisiniz demiştim. Bu önemli bir ölçüt. Yani şöyle düşünmeyin hocam. 28 dediğiniz zaman bir 13 tane gördüm falan. ah. Bu kabul edilebilir bir seviye değil. Ha biz hepsini işledik mi? Henüz değil tabii ki. Daha işleyeceğimiz çok şey var. Ama en azından en azından çok tipik eserleri şu seviyede bilmeliyiz arkadaşlar. Çok tipik. Bilmiyorsak da tabii eşin esprisi bir tarafa. Onun için zaten bu videoları çekiyoruz. Bilmiyoruz, hatırlamıyoruz. Olabilir. Hocam ben samimi koca göz falan ilk defa duyuyorum. Çok normal olabilir. Zaten bu yazar eserlerde onun için var arkadaşlar. Yani 65 günün sonuna kadar beklemeyin. Şimdiden yazar eserleri oturtalım mantığıyla. 30 tane de Milli ve Cumhuriyet'ten seçme yaptım. Ama Cumhuriyet kendi başına en az 300-400 tane eser içeriyor zaten. Değil mi? Bilmeniz gereken belki de daha az ama. 300-400 civarı ortalama eser sayısına sahip. E Milli Edebiyat'a bakıyorsunuz bir 30-40 tane de orada var. Adam akıllı bilinmesi gereken yoksa binlerce eser var da. Doğal olarak aslında buradan bir 150-200 rock çok rahat çıkar arkadaşlar. Onları da hafta içi inşallah hazırlamaya çalışacağım. İçiniz rahat olsun. Şimdilik 30 tane eserle karşınıza geldim. 2 video yetiştirmeye sizler için çalışıyorum, uğraşıyorum. Çünkü bir taraftan Türkçe var biliyorsunuz. 4-5 video oraya atıyorum her gün. LGS var, işte katıl kısmı var. Katıl kısmına da arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe kanalında katıl kısmı açtım. Sınav koçluğu yaptığım bir kısım. Bir de oraya videolar atıyorum derken birçok kanala bölündüm, birçok sayfaya bölündüm. Instagram'da da öyle. E eh, elimden geldiği kadar yetiştirmeye daha da fazlasını çekmeye çalışıyorum. Kafanız çok rahat olsun, içiniz çok rahat olsun. Burada da sayıları yavaş yavaş artıracağımın sözünü vermiştim. Rahat olun lütfen. Burada 30'u da göreceksiniz. 3000'i de belki göreceksiniz. Biliyorsunuz 1000 yaptığım oldu. 1000 sözcük çektiğim oldu Türkçe'de. Edebiyatta da 300-500 eserli onlarca videom var zaten. Neden bir yenisi eklenmesin? Bir rekor gelmesin. İçiniz rahat olsun. Hafta içerisinde hem 65 kampı devam edecek hem de bu tarz sayılarla edebiyat serisi devam edecek. Ama sizden ricam artık video ders notlarını başucu kitabına dönüştürmeniz arkadaşlar. Bakın kitap bile gösterince tablet dayanamadı. Şimdi başucu kitabı haline dönüştürün. Artık arkadan bir 20 30 20 30 okuyarak gelin arkadaşlar. Ben sık sık söylüyorum, bu vurguyu yapıyorum ama belki videoları kaçıranlar vardır, izlemeyenler vardır, göremeyenler vardır. Tekrar ediyorum. Lütfen bu kitap artık başucu kitabınız gibi olsun. Böyle gıcır gıcır durmasın arkadaşlar ki. Kitap dediğim böyle ezilecek, büzülecek, biraz buradan katlanacak, içi biraz karalanacak. Yani sizden isteğim bu kitabı parçalamanız arkadaşlar adeta. Hem gerçek anlam hem mecaz anlam. Ancak böyle bir yerlere varabiliriz. Yani kitap böyle derli toplu tertemiz durmasın bir köşede. Elinizde sürekli elinizde bulunsun. Şöyle taşıyın ya sürekli. Okula gidin gelin, dershaneye gidin gelin. İşte ne bileyim derslere gidin gelin elinizde dursun. Yolda giderken açın okuyun, gelirken açın okuyun. Bazı sayfaları kesin biçin. Yani sizler ricap bu kitap bizim edebiyatta konu anlatımı olarak tek kaynağımız olsun. İçiniz çok rahat olsun. Bir taraftan videolar var. Bir taraftan böyle detaylı yazar eserlerle karşınıza gelmeye çalışıyoruz. Yazar eser içerik kampı bizi bekler. Daha divanın, cumhuriyetin ayrı ayrı ele alınacağı kamplar var. Yani inanılmaz kamplar var bu sene arkadaşlar. Çoğunluğu PDF kampı olacak. Bu kitapların dışında yeni kitaptan ziyade PDF üzerinden çoğunlukla gideceğiz. Haberiniz olsun. Size bol bol PDF vereceğim, atacağım yıl içerisinde. Onlarca kitap PDF adeta bizi bekliyor. Kafanız çok rahat olsun. Edebiyat Türkçe ben de. E, abone olmayı unutmayın. Kanalımız 309 binde arkadaşlar şu an. Neden bunda da bir binyonu görmeyelim? Türkçe'de nasıl gördük? 2 e doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Burada neden olmasın? Ede olarak kanala abone olmayı da unutmayın. Yorum yapmayı hiç unutmayın. Yorumlarda görüşelim. İsteklerinizi ben çok dikkate alıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda ne görürsem hemen onu videoya çeviriyorum elimden geldiği kadar. İçiniz çok rahat olsun. Yine yeni videolar için sizlerden tüyo alacağım. Yorumlara isteklerinizi yazın olur mu? E o zaman haydi yorumlarda görüşelim.